telaşlanma, ben hemen yardıma geliyorum, tamam mı? Yoruldunuz değil mi yolda? Annem, babam, ben arabayla geldik. İşte İstanbul, Rize, nereden baksanız 13 saat sürdü. Ben 10 saatte geliyorum. İşte dur kalktı, ihtiyaçlardı vesaire derken malum. Ben de durup kalkıyorum. Cık, muhakkak. Aynı arabayla mı geldiniz oğlum? Hayır efendim. Annem, babam, ben arabayla geldik. Selim abim de, Sultan yengem de. Biz ben... eşimle uçak tercih ettik. Kendisi uzun yol hiç sevmez. Benim gelinim. Kıyamazlar bana hiç. Değil mi annem? Ay ne güzel anlaşıyorsunuz böyle gelin kaynana. Çok. Aa, annem o benim. Kayınvalidem değil. Anne. Ha canım ben. Necla Hanımcığım. Babamız çay hararet yaptı. Yedeğim de yok. Terliyorum, hasta olmayayım Allah korusun. Ayıp olmazsa ceketimi çıkarayım dedi. Estağfurullah. Ya babam tek konuşmaz. Az bir öz. Değil mi baba? Evet. Evet dedi. Bizi de Hande tanıştırdı. Ya vesile oldum diyelim. Evet. Fatih benim üniversiteden arkadaşım. Evet. Gizem de Rize'den çocukluk arkadaşım. Doğru. Ben bir gün Gizem'in fotoğrafını Instagram'a koyunca... Biz de Sultan'la düğünde tanıştık. Halayda koluma girdi birden. Böyle nasıl halay tepiyoruz ama yani şıpır şıpır terliyoruz. Ben normalde terlemem. Kendimizden geçmişiz yani. Hezeye ya. Birden bir baktık kimse kalmamış halayda. O kadar kaynaşmışız. Göz göze geldik. Ben Sultan dedi sen. Ben de dedim Selim. Aa dedi Sultan Selim. Hadi beni sarayına götür dedi. Ben de o dönem çapkın kızlardan çok hoşlanıyorum. Ben gideyim. Gizem'e bakayım, yardım edeyim. Allah aşkına git. Ah. Ha Yavuz. Yavuz. Görüntüler ya. Bizim 3 numara. Avrupa'da okuyor. Pasaportunu da almışlar oturma izni için işlemlere. Çıkamadı. Kusura bakmayın. Ne haber oğlum? Ah Yavuz. Annem benim. İstediniz mi kızı? Ha? Verdin mi yüz babası? Çekmiyor herhalde abi. Kapat istersen. Verdim mi kızı diyorum. Sen gerizekalı mısın? Ne? Kapat. Gizem. Sen bu Elkin'le daha önce tanıştın mı? Yok tanışmadım. Ama hoş bir kadın, böyle değişik. Yani sevdim ben. Ben doğru anladım değil mi? Siz şimdi böyle karşılıklı dairelerde oturacaksınız. Fatih öyle diyor. Yani sana destek olur diyor. Hani acaba diyorum bir tık daha uzak otursaydın, sen anlaşamazsanız falan, o kadar samimi olmak iyi bir şey değil. Hayır, öyle değil. Şimdi bizim kayınpederin arsasına apartman yapmışlar. 3 daire kalmış. Bunlardan biri bizim. Yani bize verdi yani. Günah, kira vermeyeceğiz. Ne yapacak ki başka yerde? Zaten Elti'yle anlaşamayacak. Ne var Allah aşkına? Yardımlık bir şey var mı? Şükran abla, gel gel, hiçbir şey yok. Biz her şeyi hallettik. Sultan, canım benim, Şükran değil. Abla çok özür dilerim ya. Karıştım ya. Abla mı? Kız. 2-3 yaş var aramızda. Ne ablası? Teklif yüzünü niye takmadın? Yok canım, burada. İşte bakayım. Ha bu. Taşı nerede? Tamam şurada. Ah, bu ne? Hangi kumun tanesi bu? Hay Allah. Çok güzel, ben tam sevdiğim gibi aldım ki. Yani sade zarif. Kızlar, hava atmış gibi olmak istemem ama. Kafamız kalır. Hop! Çok bakmayın kız, gözünüz kalır. Çok çok yakışmış. Ya giyinik için ne yapacağım? O geçen bakmıştık ya birlikte, onu beğenmiştik. Evet, tam karar vermedik ama o baktığımız güzeldi sanki. Evet, tüllü olan. Çok yakıştı. Şey, omuz tüllü böyle uzun. Güzel bir şey. Gelik giyeceksin yani. Evet, tabii. Hay aşkım sakın yanlış anlama, ben şeyden dedim hani. Ya el alem böyle, aa anam gibi kız gelinlik mi giymiş derler mi diye diyorum. Oo kızlar. Aa bir koku var ha. Oh, ya senden yok. Ya da mutfakta ya. Hadi bayar size. Laf mı soktu o? Nasıl fazla kardeşim? Annem.
alıyorum. Sen evde değil misin? İnşallah Sultan ablacığım. Erdem'den güzel evimin her yeri tarzım sağlam. Astım rustikleri ihmal etmem. Hiç manikürü terzi yakındır gör. Bebek şekerleri. Sen iyisi bir kahveye gel. Gel gör bak sunumları, ikramları çakayım. E sen bana yine de çok bakma yeter. Gözün kalırsa aman bir maşallah alayım. Niye ben saksı mıyım köşelerde layım. Yaparsam alasın güzelini yaparım. Niye ben kırlent miyim köşelerde durayım. Çıkarım meydanlara herkesi çatlatırım. Onunkinden güzel evimin her yeri tarzım sağlam. Astım rustikleri ihmal etmem. Hiç manikürlü terzi yakındır gör. Bebek şekerleri. Sokağımıza geldik. Buradan pıtı pıtı yediği ekmek alacağız. Ama çok güzel burası Fatih. Sen bir de evin içini bitirirlerse orayı gör. Niye ya? Yeni gelinler bayılıyormuş böyle eve girmeye. Ya aşk olsun o kızlardan mıyım ben? Niye misin? Hadi indir beni apartmana ayağa kalkacak ya. Ay indirir misin? Hadi. Valla uyandılar. Fatih mutfağa bakar mısın ya? İnanılmaz. Çok güzel. Bayıldım harika olmuş. Çok güzel olmuş ya. Eşyaları da yerleştirmişler. E sonunda ama. Ne yapsınlar hayat? Hani Necene evlendik. Her şey son ana kaldı. Bak. Fatih ya. İkimizin evi. İkimizin evi. Aşkım ortalık darmadım ama ben sana bir temizlikçi abla bulayım. Yo. Ben burayı bir günde hallederim. Hiç merak etme. Benim yukarıma bak ya. Ben bir tarafa gideyim. Tamam. Üstüm başımda değiştirip bir şey tamam. Yiyeceğim. Tamam. Peki annenlere haber verecek miyiz Kocişko? Ya biz bırakmadık mı bu oyunu ya? Kocişko. Çok iyi değil mi? Aa ne olursun yapma. Sevmiyorum ya. Aa Fatih iyi misin? Kızım bu yolu kayıyor ya. Bir kaza çıkacak. Günaydın. Börek yapmıştım. Sıcak sıcak yiyin diye getirdim. El açması. Bu saatte aslında hiç gerek yoktu ama eline sağ. Ne oldu sana? Hasta mısın sen? Ne olmuş? Yasemin mi? Aa. Ha makyajsızsın. İçim kalktı. Makyajsız gezmek isten. Tüh. Yanlış getirdiler işte. Ben söyledim bunlar ofis mobilyası. Eve konum dedim dinlemediler. Açmasaydınız bari nasıl iade edeceksiniz? Yok yok. Bunlar ofis mobilyası değil. Bizim kendi mobilyalarımız. Ay insanlar gördüm. Ne kadar kötü çıkmış otel. Pis. İzle ucuz. Çok üzüldüm. Keşke Dubai'ye gitseydiniz. Biz gideceğiz. Bizim durumumuz daha iyi. Maşallah. Gelsin. Bizim bir tane komşumuzun kızı vardı. Tabii o senin gibi değil. O çok güzel bir kızdı. Yeni evliyken kötü geçti balayısı. Döner dönmez pat diye boşandılar. Yani? Evet aklıma geldi. Çok kötü, çok rezalet. Akşam bizde yemektesiniz bu arada. Biz olacağız. Annemlere de söylemeyeceğim. Şimşek makarna falan yapacağım. Hem bizim ev daha ferah. Dekorasyonumuz çok güzel çünkü. Hani bu evde ilk günden daralmayın. Olur mu fıstık? Çünkü eşyalar insanın üstüne geliyor. Ay. Yanlış anlamıyorsun değil mi yavru kuşum? Ben böyle ne düşünürsem ağzından fışkırıveriyor. Hiç kötü niyetim yok.
İyi ne çirkin portmanto. Bak görüyor musun? Tutamıyorum ağzım, yalan söyleyemiyorum. Yani şimdi ben senin şu abal suratına güzel desem Allah beni çarpar. Ya da şu çirkin mobilyaya iyi desem gece uyku uyuyamam. Bu kim ya? Ne bakıyorsun abalak surat? Tamam mı diyorum? Tabii tamam Sultan ablacığım. Ablacığım. Dur bakayım. Ya senin yüzündeki her organ çok büyük ve yamuk. İçim kalktı. Seni düşünemiyorum. Hadi baylar sana. Sakin. Eltimin saçından tutup bütün apartmanda sürüklemek istemiyorum. Ah kurban olayım ben sana ya. Canım benim. Ulan Fatih'i çok seviyorum. Onu üzecek bir şey yapmak istemiyorum. Sen görürsün akşam ablayı. Ben sanki fazla ev hali gibiyim. Değiştirsem mi iki dakika? Elimiz de boş gidiyoruz. Fıstık gibisin ya. Ya kadın demiş ya zaten biz bize izleyin. Yavrum dedim de sen demedin mi yengemi sadece aile yemeklerinde gördüğüm çok hakim değilim diye. İşte Fatih'cim ayıp olmasın şu halime bak. Ya ne olacak ya rahat ol. Ne yapacak kadın sana laf mı sokacak? Aileyiz biz artık aile. Tamam doğru aileyiz. Hı? Hoş geldiniz. Oh. Yenge. Aa. Annem nerede buradaymış? Ya. Kız sen buradan direkt yatağa herhalde. Pijamayla gelmiş. Elinde boş. Gökü şişmiş bir yaş. Yerim seni yamuk kız. Gel bakalım. Ayağını çıkar yerler çok pahalı. Kimin sofrası bu? Bu benim sofram. Şey var mısın? Annemin dolmaları var bak şurada. Verin Fatih. Ben nereden bileyim kadının böyle bir şey hazırlayacağını? Tamam. Ah. Anne, sen misin o ya şamdanlardan göremedim. Benim çocuğum. Ha, tuz istiyor baban çocuğum. Ah, mummuş bu ya. Ay ben bayılıyorum bu aile yemeklerine. Vallahi ben de. Keşke bizim kerata da olsaydı. Evet ya. Yalnız Selim abi, Yavuz daha çok sana benziyor gibi. Evet, kocam gibi yakışıklı oldu. Aa aşk olsun yenge, biz yakışıklı mıyız yani? Ya, göbeklendik be yenge. Yoksa iyiydik biliyor musun? Gençliğimde falan ateştim. Ama göbek erkeğin altın kemeridir. O zaman siz hepiniz böyle uzunsunuz. Yok, kocam kocandan uzun. Ben de senden uzunum. Çok güzel. Fakat ben artık torun istiyorum, torun. Ama anneciğim biliyorsun mevzuları. Yani Sultan'ın bazı korkuları var. Sen niye böyle... Aa, ben gencim anneciğim. Gencim sonra yapacağım hazır hissettiğimde. Ne genci kız? 36 yaşında oldun sen. Sus artık. Sen yap o zaman bir torun bize. Ben aslında çok istiyorum da işte önce bir iş bulayım dedim. Senin bedenin senin kararına ya. Şunun güzelliğine bir bak ya. Baba bırak şimdi salatayı ya. Şu karımın güzelliğine bak ya. İyi ki seninle evlenmişim ya. İyi ki sen benimle evlenmişsin. Maşallah. Ay o düğün videosunu izleyen herkes bana mesaj attı. Ne güzel bir gelin aldım gördüm. Çok sağ ol. Size bir şey söyleyeyim mi? Hollywood artistlerine benzemiyor mu ya? Yok artık abi. Aynen abi. Aynen abi. Böyle Avrupa'yı da bir havası var. Baksana şu gözlere bak. Bak yapmasın da ya. Bir işe bak. Getir beni. Gözlerine. Ay işler kısırdı. Ay. Hep beni ısırıyorlar ya. Senin pamuk gibi ya. Değil mi aşıkum? Annen nasıl? Annemler çok iyi. Çok selamları var size. Aleykümselam. Tabii özlüyorlar biraz ama. İyiler çok şükür. Anneciğim. Sen benim annem anneciğim. Evet yapma. Ne yapıyorsun Selim?
Benim içim dikliyor ya. Sen nerede olduğumuzu farkında mısın? Annem babam var. Kazana boş. Ya atma be ya. Sus yalan söyleme. Gel buraya gel. Gel buraya. Seni seviyorum. İlk günkü gibi. Hadi şipşoş vakti. Hadi şipşoş ne? Şipşoş. Herkes girsin şipşoş. Ben gördüm tamam. Babacığım. Annem gir. Yüksel. Sen çıkmadın. Önemli değil. Gel böyle koy. Şaşırdın değil mi? Hürrem'in mutfağı. Hürrem. Sultan. Çok güzelmiş. Ben aslında sana bir şey soracağım. Musibet ayamaz. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Neden acaba... Doğal kulplarıma bak. Af altın. Neden acaba annemlerin de geleceğini... Şu damacan örtüme bak. Altın küpürleri var. Müthiş görünüyor. Neden annemlere de geleceğini söylemedin bana? Bunları zaten gördün diye düşünüyorum. Çok hoş. Çünkü yani ben günleri kıyafetlerle geldim de böyle ayıp oldu gibi. Aşk olsun. Aşk olsun. Baksana. Böyle kaba saba hödü hödü konuşan bir kızsın sen. Hani her şeyin kaba. Şu üstündeki bile. Hırka. Yani benim gibi böyle dişi bir ruh değilsin ki. Hani giysen ne olur, giymesen ne olur. Ayıp ediyorsun ama ablacığım. Halıma bak. Hop! Çok bak bak. Gözün kırılır. Bak bak bak. Şaka yapıyorum. Çekinme. Ya aslında sana yatak odamı da göstermek istiyorum ama... Öyle kaldım. Yeni gelinsin ya, özenirsin falan. Yok, özenmem. Çok güzel bir oda ama. Çünkü sizin yatak odanız biraz şey... Ne? Selim'e de söz verdim ama tutamayacağım. Kız hadi zevksizsin de yatak odanı niye kıraathane gibi yaptın? Siz yokken gidip bakayım dedim. Dedim Selim dedim. Bunlar dedim karı koca dedim. Gece dedim batak oynayacaklar herhalde yatak odasında dedim. Sinirlerim bozuldu. İğrenç. Ay kusura bakmıyorsun değil mi aşkım? Ben yine böyle aklımdan ne geçiyorsa ağzımdan fışkırtıyorum. Tutamıyorum ay. Tutmuyor. Bir tanem benim. Of sevimli eziyim. Kim be? Ay! Kız! Daldın gene yavrum alak. Evime aşık oldun değil mi? Şey aslında çok benim tarzım değil. Yani çok göz yoruyor böyle altın altın. Ha. Gelsene bir. Valla sabah az bile söylemişim ben sana söyleyeyim. Bu arada... Hollywood. Norges. Gelmişim lan ördek. Kimin kocası bu? Benim kocam, evimin direği, kalbimin sahibi, canım. Ne saçma bir şey ya. Heh, uyandın mı hayatım? Uyandım, uyandım da keşke beni uyandırsaydın, kahvaltı hazırlardım ya. Yok kuzum benim ya. Sabaha kadar rüyanda birini dövdün durdun. İyi uyuyamamışımdır diye kıyamam. İş yerinde yerim artık. Ben geçireyim seni. Tamam. Geliyorum. Hadi gel. Yürü yürü bir dakika. Aç git. Şey alsın, şey alsın. Aç gülü. Canım benim. Abim. Ya oğlum ya. Karşında dudağı neler değil. Ya. Ertuğ. Süper. Günaydın. Günaydın. Ya ablacığım bunu çekmeseydin sabah sabah. Kompleks yapma yaratılış bu. Bizdeki her şeyini kaldık. Ya. Ha yenge, tabii siz yeni evlisiniz. Kahvaltının kralını hazırlamıştır. Eşin de bak sabah sıcacık parça yaptım. Al yanına götür yolda yersin. El açmasın. Yenge gerçek bir sultansın ya. Kahvaltıda yapmamıştık. Hayatım alıyor musun bir tane? Sağ ol canım. Kızım oğlum el açmasıymış. Ağzından acısı gider ya. Yok sağ ol Fatih'cim. Yenge at bir tane ya. Yok abi sağ ol. Acısı zor gider onun. İyi yani. Okula gidince haber ver. Ha ne okula? Anaokulu. Aa ne güzel. Sağ ol abi. Aşağıdaki anaokuluna başvuracak bugün. İyi hadi. Ha Selim sen bir dur. Ha bebeğim. Bunu ben giydiriyorum da. Ha
Çok terlemedi ama. Ha, şşt Fatoş. Sizin şirket arabayı yenilemezse abin sana bizim bayiden bir tane versin, binin yengem. Yok yok, hiç gerek yok ki, biz çok iyiyiz böyle. Aa, ama yeni gelin özenir. Yok, hiç özenmem. Özenir, özenir. Yok, özenmem, özenmem. Özenir, özenir. Yok yok, hiç özenmem. Ya, özenirsin. Özenmem. Özenirsin. Şaka yapıyor. Özeneceksin. Özenmeyeceğim. Eninde sonunda özeneceksin. Özenmiyorum. Sizinki çok kötü, dört kapı. Halı saha maçı. Ya abi süper olur da, ya ilk geceden kızı evinde yalnız bırakmayayım ya. Ama yani sen de nasıl bir hanım köprü çıktı şimdi? Oğlum Sultan ona zaten şimdi abla olacak, anne olacak, saracak, sarma olacak. Sen böyle ilk biliyorsun, hanım köylü olma abi. Bak göbeğe mi ödemedim biraz, abinden feyiz al lan. Yapma, dur, dur, dur. Yani dur, bir büyü ya. Nereye gideceksin sen şimdi? İşte şimdi iş başvurusu yapacağım. Sonra da ev alışverişi falan. İlk başvurusu yaptım, ev alışverişi. Ne biçim konuşuyor sen öyle höt höt höt. Her şeyin değişiksin. İş başvurusu niye, Allah Allah. Sevmiyorum çünkü evde oturmayı, boş boş. Aa, boş oturma canım. Çok iş var. Saçını yap, makyajını yap, oje sür, sil, tekrar sür, tekrar sil. Yüz maskesi yap, tarçınlı yap, avokadolu yap, photoshoplu insta'ya fotoğraf hazırla. Ne bileyim, dekor yap, yemek yap, televizyon izle. Oho, çok iş var. Tamam. Var. Şimdi baksana bir. Bizim bir tane akrabamızın kızı vardı. Tabii o senin gibi değil, o genç, taptaze bir kızdı. Evet. Yazık, evlere evlenmez bir anda pat diye boşandılar. Kız perişan oldu. El atma geldi. Hadi baylar sana. Aşkım, vallahi bak ben de tam seni arayacaktım ya. İnanamayacaksın bak, bu sabah ne oldu? Güzel. Aa, ne oldu yavrum, bir şey mi oldu? Hande, bu kadın beni delirtecek. Bu yeni gelin nasıl kıskanç. Devamlı laf sokuyor, eziyor beni. Ama ne Bu mahalle varoş diyor. Sen alışmışsın buraya diyor. Ha diyorum, gel bir kuaföre gidelim. Hani yardımcı olmak istiyorum, biliyor musun? Ben diyor kancık kararla muhatap olmam diyor. Yok artık. Kime diyor? İşte, sana diyor, sana diyor, sana diyor. Sana. Aman havlayan köpek ısırmaz Gizem ya. Canım sen de kendini o kadar ezdirme yani. Vallahi bilmiyorum anne, ben kendimi çok zor tutuyorum. Ya alttan alıyorum, ablam gibi davranıyorum, yok. Diyorum ablam, bak abla diyorum saygımdan. Esnaf çok iyidir, sana kol kanat gerer diyorum. Ama götümü yesinler diyor. Terbiyesiz. Bak şeytanla. Kadın sürekli benimle uğraşıyor, laf sokuyor. Anlamadım, gitti. İki dakika beklesene, evden çıkıyorum. Zaten Fatih olmasa dakika durma. Dakika başı soruyorum, bir ihtiyacın var mı diyorum. Esnaf diyorum, iyidir diyorum, sana yardım ederler diyorum. O dingillerle muhatap olmam ben diyorum. İşine baksın ya. Yeni gelin. Tükleyeyim böyle şansa ya. Neyse, sen anaokuluna başvuracaktın, ne oldu? Gidiyorum şimdi görüşme. Mevlim, çalışırsan rahatlarım belki görürsün. Arkadaş falan edeyim. Çok iyi arkadaşlar edersin diyorum. Aç sitesin oradan diye bağırıyor. Ne diyorsunuz Sultan Hanım? Yok artık. Aşkım bak, bu benim eltim. Tamam, pozitif. Ya. Geldim ben. Çok heyecanlı. Tamam, kapatıyorum canım. Haber verin, bye bye. Gelinini. Bak, yeni bitirdim patikleri, al götür. Annem ölme artık, evde 80 tane oldu. Ya beni Gizem gönderdi de, dedi illa dedi akşam dedi ben de yemek yiyelim dedi. Ben sizi bir dedi ağırlayayım dedi kız. Olmaz, o daha yeni gelin, çocuk azıcık dinlensin. Anne ben de dedim, gerek yok dedim, biraz dedim dinlen dedim daha Hayır dedi, illa dedi, yazık belki de ezik yaptı kendini. Hayır. Ben de yenen o muhteşem dillere destan sosyal medyada paylaşım rekoru kuran sofrayı gördü ya. Günah. İyi madem, o zaman gideriz akşama. Tamam. O zaman akşama görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anne bir dakika dur.
Gelir misin buraya? Seni seviyorum. Seni ben kayınvalide yaptım. Unutma. Biliyorum. Torun istiyorum ben. Akşam sen de yemek mi yesek dedim de. Ben bugün müsait değilim. Ha. Tamam, ben dedim zaten anneme. İstemez falan dedim ama. Kime? Anneme mi? Hı, annem gönderdi beni. Dedi akşam dedi yeni gelide yiyelim. Ben hatta dedim anne dedim. Bunun dedim evi dedim perişandır dedim. Evine dedim kıraathane kurdurmuş eşli pişti oynuyorlar dedim. Onun dedim eli dedim lezzetli değildir benim gibi dedim. Sunum bunum yapamaz dedim. Yo. Olur mu canım öyle şey? Tabii ki gelebilirsiniz yani. Annem istediyse zaten. Seve seve. O zaman akşam sendeyiz. Tamam. Eminsin. Eminim. O zaman baylar ve kolaylar sana. Ha baksana. Bizim bir tane akrabamızın komşusu vardı. Tabii o senin gibi değil, o bambaşka hamarat bir kız. Sen yeni evliyken bunlar kayınvalideyle bir kavga, pat boşandılar. Öyle aklıma geldi. Sakinim. Sakinim. Eltimi asit dolu bir havuzda boğmak istemiyoruz. Hayır. Çünkü ben medeni bir insanım. Şimdi bir güzel yemek yapacağım. Hadi bakalım. Şu işi hadi. Tamam oğlum. Sakın ışık yanmasın. Gözünü seveyim. Tamam. Temassız alıyorum. Al kardeşim, al hadi. Tamam mı? Tamam. Piş kalsın, gönder bana. Çek. Aa, sipariş mi verdin sen? Kaç kurtar kendini. Yakışı be, koş. Dur. Ben seni lezzetli
yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ya ellerine sağlık ha? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de bilmiyordum senin bu kadar iyi yemek yapabildiğini. Bana çok lokanta lokanta geldi ya. Böyle ev yemeği gibi değil. Tabii annemler de alıştılar benim güzel yemeklerime. Yadırgamışlardır yazık. Yo. Eline koluna sağlık çocuğum. Şahaneydi. Oh, afiyet olsun anneciğim. Babam tuz istiyor. Çok tuz demiyor. Ben et yemeğine bayılırım. Tutturmak da zordur. Sen çok güzel tutturmuşsun. Başka ne dedin? Ha, salça oranı da çok iyi. Helal olsun kızıma çok diyor. Çok sevindim. Afiyet olsun gerçekten. De benim size söylemem gereken bir şey var tabii. Hı. Şimdi şöyle ki... Söyle kız, söyle Allah aşkına söyle. Sipariş ver. Ne olacak böyle? Ben yemek yapamıyorum de. Ben yeteneksiz bir insanım. Allah beni böyle yarattı. Ne olacak? Allah aşkına söyle. İtiraf et. Tamam, hatırlayın hadi söyle. Yok! Ha? Tuzunu az mı koymuşum yemeği? Anne az mı koymuşum tuzunu? Hayır tuzu çok iyi. Tuzu falan çok güzel ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim hayatımda yediğim en iyi etlerden biriydi. Ha, değil mi? Al benden de o kadar. Değil mi? Al benden de o kadar. Çok iyiydi. Altın oran ya, altın oran. Ben bu yaşımda böyle etik tutturamadım çocuğum. Pilavı? Öyle değil mi? Pilavı yalarım ya. Aynen. Kız daha ne yiyeceğim? Üç tabak yedim. Doymamışımdır kız. Altın işte bana. Pilavlar tane tane. Anne. Bravo. Gerçek tereyağı mı kullandın? Tabii tereyağı. Tabii. Tereyağı. Biz makineli yağını hepsi tereyağı. Bravo ya. Konuşmayalım bu konuyu. Daha fazla konuşmayalım. Buna ayrı bir gün ayıralım. Arpa Şehriye'den buramıza gelmiş artık kaç yıldır. Şimdi bir hayatımızda bir renk oldu ya. Anneme de laf ettik. Ben sevdim bunu. Ben de lavaboya gideyim ya. Ya bu lavabo benim için. Baba annemin pilavı mı yengemin pilavı mı baba? Şimdi ben onu tarif edeceğim anneciğim. Hemen geliyorum. Burası mutfak. Tuvalet ileride. Ay, aklım karıştı. Benziyorlar ya. Aa, karşı derde burası tuvalet mi? Kız numara yapma. Nereye sakladın sipariş çöplerini? Söyle. Vallahi çok tükürmeyeceğim. Az tükürmeyeceğim. En fazla bir yapacağım. Aşk olsun ablacığım. Ne siparişi? Sen çok akıllısın. He? Beni mi kandırıyorsun o küçücük aklınla? Abalak bulayım da bir rezil edeyim seni kocana. Anasının babasının yanında. Aptal kız. Anne! Abi ama yolluk da yani şimdi. Çok acıdı. Acıdı mı? Mı oldu? Götür beni. Ya tamam gidelim. Yolluk da aldım. Yolluk da aldım. Yolluk da aldım. Ayşe'm beni yapıştırma. Ben de düşebilirim. Olur mu sen düşmesin? Bunu yapıştırın. Ya hamdolu gelsene hala iyi yüzün amine gırtlak. Pestil oldu resmen. Ver geç. Kalbimin sahibi, canımın içi. Ne oluyor ya? Ne var canım? Herkes yapıyor. Kim herkes? Aman herkes işte, boş ver. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Gidiyor musun? Anneme mi? Evet, gidiyorum anne. Görüşürüz aşkın yo. Yola dönken boşanmayalım. Tamam, tamam. Sustum ben. Aşk olsun. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz aşktan tam. Bay bay.
kimin kocası? Bu benim kocam, evimin biri. Pijamaları çıkarmıştım. Hı, çıkardım. Akşam vereyim de sen giy. Ben saten giyiyorum ya. Ucuz kumaş kaşındırıyor. Biliyor musun? Benim de basit şeyler kaşındırıyor. Ay nasıl huyladım. Sevmem. Bana bak. Kendine gel tamam. Ağzını yüzmeden yap. Anneciğim. Günaydın. Günaydın. Ay, şu eve bayılıyorum. Nasıl güzel koskocaman. Oh. Annem ilk gelinin seni nasıl özledi. Hadi geç. Ne kadar güzel, çok güzel. Merah. Bak ben bunu senin için yaptım. Bana hadi mı? İnşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Yeni gelinin sana bayılıyor. Ben de sana bayılıyorum. Ay şu güzelliğe bak çalıyor. Maşallah. Kapı çalıyor. Ay, çok tatlı. Ama kapı çalıyor. Çok güzel olmuş. Aa, geldin. Hello. Merhaba. Selam Gizemciğim. Selam. Biz üç kez öpüşüyoruz. Kusura bakma, ne düğününe gelebildim ne de evine hayırlı olsun. Sana olur mu olsun? Almanya'da üç kere. Almanya'dalardı onlar. Oğlanın okulu tatil olunca gidiyorlar. Evet, çalışıyorum orada. Çalışıyor bir de Almanca özel ders veriyor. Evet. Çok memnun oldum. Hülya abla candır ya. Beni çok sever. Ben de onu çok severim. Kankoşuz biz. Değil mi? Ay bizde komşuluk çok önemlidir. Çok. Ne güzel. Hadi kahvaltıya yukarı gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi. Ne güzel şey yapıyor. Anne. Evet anneciğim. El açmasını unutursun. Ya beğendin mi? En önemlisi unutmasın anne. Neyse aldım ben, önemli değil. El açması bende. El açmasını aldım anne. Yolun gözüküyorsun kankoş. İşte. Ben de ya. Bir kadın davranış ilgisi ne olacak acaba? Sabah kalktım. Saçımın ucunda hafif bir kırılma var. Taktım kafaya. Onu yağlamaya başladım. Ay yağlarken bir baktım. Hojelerimin parlağı kaçmış. Hemen sil, sür. Elime sürmüşken ayağım küser. Ayağıma da sürünce belim bir ağrı. Ben de işte sabahın köründe uyandım. Çocuğum hastaydı, ateşini düşürdüm, yıkadım. Haftalık okul kıyafetlerini yıkayıp ütüledim. Okul başı önceden hazırlık yaptım. Biliyorsun haftaçı çalışıyorum. Evi süpürdüm. Haftalık yemeğimizi yaptım. Sonra lavabo patladı, onu yaptım. Sonra Melahat ablanın beni kahvaltıya çağırdı, aklıma geldi. Ayıp olmasın diye Alman pastası yaptım ve geldim. Çok yorulmuşsun sen abla. Hülya abla, siz evli değilsiniz herhalde. Yok, boşadım. Ay çok üzüldüm. Ben üzülmedim, rahatladım. Çalışmıyordu, çalışmak da istemiyordu, dehledim. Şimdi Almanya'da yaşıyor, ne yaparsa yapsın umurumda değil. Vallahi ben çocuğumla çok mutlu. Çocuğun kız mı, erkek mi abla? Erkek. Adı? Berk. Ay canım, kaç yaşında? 9. 9, o zaman 4. sınıfa gidiyor. Ay maşallah. Hülyacığım, ben de artık torun istiyorum. Songül'ün 2. torununun dili çıkmış. Abla ya, ben yapacağım, çocuk yapacağım da çok güzel kilo verdim. Böyle kıyafetler falan çok iyi oturuyor bedenime. Hani bir de kimse üstüme alınmasın ama popom çok sıkı. Hani şimdi doğum yaparsam lastik gibi olacak falan diye erteledim mantıklı olarak. Sen Gizemciğim? Ben önce iş bulacağım ablacığım. Malum işsizlik var. Bir de sevmiyorum ben öyle evde oturmayı. Abla tabii benim takipçi sayılarım o kadar yüksek ki. Hani şimdi çok zor olur çocukla Dubai, Mubai. Yalnız senin izlenme sayılarım o kadar yüksek değil. Hayvan gibi izleniyorum ben. Yo, benim için film seninkini çıkarttım. Komedi de izlemişler. Seninkini de korku filmi diye. Melahat ablacığım, senin gelinler ne güzel anlatıyor ya. Çok. Sohbetleri çok güzel bunların. Ay, Arize'nin taşı düştü gene. Neyse, babanız akşam gelince takı verir. Yok anne, ben yaparım şimdi 2 dakikada. Ne olacak? Hayır, ben takarım anneciğim, aşk olsun. Ablacığım sen otur, daha yeni düştün canım benim. İlk gelinim ben. Çekil. Ben yeni geldim, sen çekil. Çok tatlı bunlar.
Ablacığım, canım benim. Üst çektin şimdi, dur. Sen ne anlarsın? Çocuk. Bıdık bıdık. Hülya, ben de çok yoruldum be Hülya. Ev kocaman, işi bitmiyor. Ayvalık'taki ağlamıza ben niye yerleşmiyorsunuz? Niye burada yaşıyorsunuz? İki katlı evde, merdiven in çık, in çık. Gideceğiz, gideceğiz. Bu evi de ilk doğurana vereceğiz. Bundan bile geçirme büyük ev benim hakkım. Ne getireceğim ben? Evde hiç çocuk mu yapacağım ben? Hayret bir şey. Ay, yapamazsın zaten. İzliksin, beceremezsin. Ben mi beceremem? Kızım sana inat yapacağım. Bu çocuk sana inat. Hadi yap, hadi bakalım. Ne tutun be? Hadi. Oynuyorlar. Hülya, ciddi miyim lan? Adamı tokat manyağı yaparlar lan. Burada adı kardeş yok, seri öfkeli. Gör bakalım sultanım. Çocuk yapıyor muyum, yapamıyor muyum? Aman canım benim, yolluk kayıyor yani. Sevgilim, abim tutturdu. Ben hiç oynamayacak aslında da oyun. Sıkıntı değil bebeğim. Daha tamam değil mi kol? İyi çıktı. Karım? Karım ne oldu? Yok bir şey. Sen dudağına kırmızı ruj mu sürdün ya? Evet. Ne olmuş? Ne bileyim. Şapşak mısın kızım sen? Gece kırmızı ruj sürüyor. Belki de şapşayı. Allah Allah. Sıcak mı geldi? Ama beni terleten şeyler var etrafımda. Yani öyle çok da kalın giyinmemişsin aslında ama, değil mi? Onu niye ısırdın öyle? Ya ben seninle göz göze geldiğimde içimde bir şeyle ısınıyor. Sence niye? O oyun oynuyorum diye kızıyor mu bana? Kızışıyorum diye. Senin en çok bu şapşık hallerini beğeniyorum. Sağ ol. Çocuk yapalım mı? Tabii. Hemen şimdi. Burada şimdi zor ya. Wow. Selim, anla artık. Sen neyin peşindesin? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda gördüğüm en etkileyici hareketlerden biri olabilir. Burada mı? İçeride. Yok, burada. Ama sen istemiyor musun? Önce bir işimi gücümü ayarlayayım dedin. İstiyorum. İstiyorsun. Seninle bir an önce çoğalmak istiyorum. Çok ne biçim kelimeler bunlar ya? Hadi çoğalalım. Ne diyorsun? Ya nereden buluyorsun? Şşşş. İzlemciğim, geriliyorum. Gizem. Canım. Gizem, ne yapıyorsun ya? Ya abi, karşımda gibi. Gerildim vallahi ya. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Ha, tabii ben arkadaşımı kolay gelsin. Güle güle. Aa,
Nereden çıktın sen be? Eczaneden. Diş macunu bitmiş de. Sen nereye? Eczane. Ne alacağım? Hamilelik testi mi alacağım? Gargara. Ay Nikolyan kaymış. Hani ne bileyim belki evi almak için. Rujun taşmış kız. Hani olur yani çocuk yapma çalışmalarına başlamışsındır. Hani olur öyle şeyler. Ya ben öyle ucuz yarışlara çok girmiyorum tatlım ya. Çünkü sen değilim. Tamam Sultan abla. Görüşürüz. Görüşürüz. Samimiyetsiz. Sultan Hanım. Ne haber? İyi, nasıl olsun işte ama havalar biraz garip. Tabii insan etkileniyor ne kadar olsa. Havalar çok dengesiz böyle, tam delirme havaları. Olabilir, olabilir. Hepimiz etkileniyoruz. Evet ya, aklı salim insan kalmadı etrafta ben sana söyleyeyim. Şey isteyecektim ben. Testi isteyeceğim. Antidepresan mı? Vah. Ne bakıyorsunuz ya? Bizimde bir şey var. Ben yaramaz mı kaldım? Eltim yaptı. O pislik eltim yaptı. Oynadı rujumla. Tabii. Pislik. Senin pislik. Şurada karşılaştık. Bak. Bak orada. Görüyor musun? Bak bakıyor. Görüyor musun? Pislik. Tabii oradadır. Muhakkak oradadır. Ben sana göstereceğim. Ne var? Söyle annem bir tanem. Akşam tamam. Kim? Hariye hala tamam. Tamam annem o zaman sendeyiz akşam. Yo çok buzgar var annem de ondan sinirlendi. Aa dur kapat anne. Bu hani Hayriye Hala'nın torunu vardı. Hani ana abiye çıkan çocuk. Neydi o Hüseyin? Anne ya getirse ya torununu. Biraz severiz. Hem Gizem de çocuk eğitimi falan okumuş ya. Hoşuna gider. Maşallah. Bak. Aman evladım. İşte hareket. Maşallah ya. Yerinde durmuyor. Ne ismi? Hüseyin Can Rıza. Hüseyin Can. Canımın içi ne yapsak ya? Şöyle biraz otur istiyorsan bir soluklan. Derin soğusun ya. Fatih. Pıcık pıcık oldu çocuk. Maşallah bir şey gibi ama haberlerde de izledik kendisini. Sen çok tatlısın. Bir gel de otur. Severim seni bir. Gel. Severim. Otur şuraya da bir seveyim seni. Hadi Hüseyin Can bak seni sevecekmiş seni. Git dibine gir. Hüseyin gel. Otur çocuk. Gel. Terledin. Çocuğum ama yani pır pır beynim döndü benim de ya. Kaç yaşında? 8 yaşında olmak üzere. Aa, maşallah büyük de ya ama küçük besledi. Aman oğlum aman. Aman. Ne yapıyorsun? Bırak kendini. Tamam. Çaldırma beni ya. Bu bile benden kıymetli olmuş. Ay Fatih'cim bir durur musun tamam? Tut atlat. Üstüne gitmeyin Hüseyin'cim. Verir misin onu bana canım benim? Hadi. Sen yine de çok yaklaşma bakıyorum. Ay nasıl dik bakıyor bak nasıl sevdi seni. Aferin sana. Aferin. Çocuklarla konuşunca böyle olur. Çocukla konuşacaksın gerçekten. Çok önemli. Şaka Fatih. Daha çabuk bırak. Çocuk bıraksa çocuk önüne. Çocuk gelişimi okudu. Sakın. Bırak. Aferin oğlum. Aferin. Tamam merak etmeyin. Olur öyle. Merak ediyor. Ben çocuk gelişimi okudum ya biliyorum. Tabii. Fark edecek, merak edecek, heyecanlanacak. Çok önemli şeyler bunlar. Yok! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Ne bakıyorsun bana öyle? Oğlum neye bakıyorsun ya bana? Fatih bir dakika ya. Bir saniye sen kimsin? Sen kimsin? Şu an canlıyım. Derdim bir de nasıl ayak küçük çocuklar mı dövmüş? Pop diye dövdüler mi? Ya hiç komik değilsin ha. Hayır ben çocukları da çok seviyorum. Nasıl bu kadar sinirlenebildim ya? Tamam ya. Sıkma canını. Ya çocuk amcasını Levi'yle dövdü. Haberlere çıktı biliyorsun. Nasıl? Levi'yle. Tamam.
çocuk haberleri çıktı, bana söylemedin mi Fatih? Çocuğu herkes tanıyor, viral oldu çocuk ya. Çocuk yazıyorsun, Levi yazıyorsun, pat diye o... Ya Sultan yengem söyledim dedi, uyardım dedi. Ben öyle yukarı patladanak gelince... Doğru. Tabii. Sultan abla söyledi bana, ben unutmuşum onu. Ya çocuk bağırılmayı hak etti. Sıkma canını. Çocuğun suçu yok Fatih. Kim suçlu? Anası babası suçlu. Ha. İşte böyle yaptığında onu alkışlayan herkes suçlu. Sen de suçlusun. Sen ne yaptın? Tamam Fatih ya. Ben... Zaten çok sinirliyim. Lütfen konuşmayalım ya. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum ya. Bir de çocuk yapalım diyorsun. Çocuk mucuk istemiyorum. Bitti tamam, yok. Olmuyor zaten, gördük. Nasıl olmuyor ya? Yapsak olur sağlık. Öyle değil Fatih ya. Hazır değilim ben demek ki. İşime gücüme bakacağım ben. Onları düzene koyayım ondan sonra. İstemiyorum. Bana bir su getirir misin? Çocuk istemeyeceğim. Kocam, seni seviyorum. Kocam. Selim, sen ne kadar çabuk çıktın. Sultan, sen iyi misin? Ya sinek kaçmış da yatan altına. Sivrim, sivrisine sen kocam mı diyordun? Ya hayır Selim'ciğim. Kocama sivri sevmiyorum dedim. Kocama sivri sevmiyorum dedi. Evet. Sokuyor ya gece sonra bizi. Şurada bir yerde. Hemen uyumayacaksın ha? Yatayım diyorum artık ya sultanım, zamanıdır. Uyuma ya, biraz serserilik yapalım. Serserilik mi? Serserilik işlerini ama sabah işe gitmeden hallettik biliyorsun, o yüzden. Ama sen benim küçük serserimsin. Ya şimdi tabii serserinim yani. Serserinim ama... Hadi bana serserilik yap. Bu da ama şimdi köyün çeşmesi değil yani sultan. Ay. Ne oldu? Üşüdüm de biraz. Kısıtayım. Şey diyorum. Aç çeşmeyi. Abim yengem kavga mı ediyor ya? Vallahi inşallah öyledir. Ne oldu ki? Aman Allah korusun. Hadi iyi geceler. Şey canım mı sıkıldı? Yo. Biraz sıcak. Bir klima taktırmak lazım ya. Hadi bakalım. Vazgeçtim. Yürüyelim. Gözleri ceza, aman aman aman, halim duman. Saçları belam, dudağı ikram, aman aman bu can. Ah sana kurban, sensiz bu hayat. İnsaf eyle, inkar etme. Söyle, söyle, söyle. Seni bu dünyada en çok kim?
Tamam, işte. Takıyorum. Evet, tak. Veriyorum müziği. Tamam, ver bakayım. Tamam, bu çok kolay. Hemen bilirim bunu. Duyuyor musun? Annem hep seni daha çok severim Fatih. Ne? Gönder. Tamam, okey, okey. Tamam. Gönder sultanım, gönder. Kaporta. Sigorta. Çok basit ama ya. Çok basit. Ya, yanlış. Ne? Takar mısın? Değil. Bana bak. Ha? Kaporta. Salonda. Kaporta. Kapo... Ka... La... Por... La port. La port ne abi ya? Kaporta. La port. Çıkar şunu çıkar. Kaporta. Niye anlamıyorsun? Kaporta ne o zaman senle? Okusana. Kaporta demiyorsun. Bilemiyorsun ya. Trabizde. Bizde mi? Bizde. Yok, trabizde bizde baba. Özendi. Özendi. Abdullah gel. Baba. Baba gel. Aşkım. Ağzını çok açmasan ben anlayacağım. Baba kulaklığı takacaksın. Müzik gelecek baba. Müzik gönderiyorum. Müzik var mı? Geldi mi? Geldi. Tamam. Geldi. Bana bak, ağzı bak. Trifon. Trifon. Wow. Çok iyi ya. Nasıl bildin? Vay be. Vay. Doğa üstü. Al işte. Hadi. Çok saygı. Bana bak. Bizde. Tamam. Sıra bizde. Atıyorum. Gönderiyorum müziği. Evet. Dinleyin. Hoppa. Baba olacaksın. Ne? Mama bulacaksın. Baba olacaksın. Bana vuracaksın. Hayır, baba. Bana. Olacaksın. Bana bir şey olacak. Bak oldu. Başladı, gördün mü? Baba olacaksın. Baba olacaksın. Evet, baba olacaksın. Baba olacaksın. Baba olacaksın. Aaaa! Baba olacaksın. Baba olacaksın. Baba dedim mi? Baba oluyormuşum ya. Ne diyorsun? Dede oluyorsun. Aferin size be. Ya bir fotoğrafını çek. Sultan be, bizi bir çekebilir misin şöyle? Yan çek ama, yan çek. Sen de çekmiyorsun. Evet. Bebeğim, hikaye için çekmiş. Düz, düz. Göbeği gösterelim. Bebeği gösteriyoruz. Çektim. Çek, tamam. Ya benim gözüm kapalı çıktı galiba ya. Bir tane daha alalım sana. Geldin. Civan perçemi, aslan perçesi, çoban çantası. Ah, çoban çantam kalmadı ablam. Ha, bir dakika. Ha, o zaman kurt çığlığı. Hiç öyle bir şey demedim. Ne saçma bitkiymiş o? Ha, benim söylediklerim çok mantıklı çünkü. Allah Allah, biz de internetten bakıyoruz herhalde. Bakayım. Aa, Ertuğuş, ne yapıyorsun ayol burada? Ha, şey ya, baharathaneye geldik. Siz? Biz de annemle bebeğimize kuru yemiş almaya geldik. Malum, hamileyim. Gel buraya. Seni seviyorum. Bu da civan perçesi. Onlar ne be? Ha, aa, şey ya, ben normal tarçın istedim sizden. Tarçın mı? O zaman bir de tarçın koyayım. Ay abla, gelmişken sırtlan yuvası da mı alsam? Anne, esir yaptım, çok iyiyim. Ay, bu bebek beni iyice şakacı yaptı. Anneyim. Ay, hadi gidelim. Gidelim canım benim. Ver kardeşim, sağ ol. Al. Bu nasıl müzikler be baharatçıda? Ne aşk şarkıları? Kime aşıksın? Hurmayla mı ayrıldınız? Kuru kayısıya mı düştün? Ne? Ne? Thank you.
Yatakta olan çocuğu yuvarlamak, hamile kalmak için kullanılan bir yöntem. Yılınay. Kankoş! Ne yapıyorsunuz siz burada anne oğul? Yürüm ben sizi. İnternette okudum da şey diyor işte, aman gelenek görenek. Diyor ki yatağınızda diyor oğlan çocuğu diyor yuvarlarsanız diyor eşinizin diyor işleri diyor bereketli olur diyor. Ben dedim ki Selim dedim bir oğlan çocuğu bulsak dedim bir yuvarlayıversek yatakta. Hani bereket olsun falan filan diye de. Yatakta çocuk mu yuvarlayacaksın? Hani belki hani isterse. Belki oğlum Sultan ablanla Selim abinin yatağında bereket olsun diye yuvarlanmak ister misin? Hayır. Ay ne güzel hayır diyor. Hayır. Yerim ben seni. Aman zaten ben de öyle. İnanılmam değil canım. Böyle okuyunca dedim hani bereket olur. Kolay gelsin. Geç, onu da geç. Eşinizin etrafında üç tur dönerek her dönüşünüzde göz göze gelin ve selamın aleyküm deyin. Şimdi yapıyor bunu ya. Afiyet olsun aşık. Sana da aşık. Vah patates salatası da yapmış karım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Ölücü billahi bir şey. Yok yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşma sen bana. Yaklaşma bana. Panik yap. Canım karım benim. Ama yani maşuk ne gereği var böyle şeylere? Kafama niye tuzluk atıyorsun Selim? Vallahi ödüm koptu. Ben içine bir şey girdi yani üç harflerden falan girdi zannettim. Yani masanın etrafında dönüyorsun, duruyorsun, selamun aleyküm diyorsun. Bana bakıyorsun, tekrar dönüyorsun, bakıyorsun. Aleyküm selam da diyorum, kayla da almıyorsun. Dönüyorsun öyle, korktum. Tamam üstüme gelme Selim. Allah Allah. İnternetten baktık biz herhalde. Acele etmesek mi ben aşıkım? Ha? O ne zaman istiyorsa o zaman gelsin. Zamanını kendi seçsin. Gelince bize bir el etsin. İzleme şu programları artık ya. Hem sen daha yeni yeni yeniyorsun korkularını. Açma konuyu Selim. Allah aşkına. Neyse. Ben gideyim dişlerimi fırçalayayım. Çok yavaş konuşursun Selim. Hızlı konuş. Neyse ben gideyim dişlerimi fırçalayayım o zaman. Sen de ayaklarını ısıt. Ecele etmeyelim Eşik'im. He, yandaki löp diye çocuğu çıkarınca göreceğim ben seni. Üf. Kocam, kocam bir tanem. Ya inanamıyorum. Aa Fatih sakın ısrar etme. Bu çok büyük bir yüzük ve ben bunu sokakta takamam. Takamam ısrar etme. Ay, dur ne yapıyorsun? Ay, dur. İyi misin? Ne oldu? Ormanlar filan. Ha, şey ama biz öyle Sultan ablayla şakalaşıyoruz. Aramızda ufak bir şey var. Oyun gibi. Aranız iyi ama değil mi? Ay tabii ki ayol. O benim el tuşu. Aşk olsun toş balağım. Tamam. Avukatım yarın sabah seni arayacak. İçeriden su getirir misin bize? Tabii ki. Dikkatli ol. Tamam. Alnından öp, alnından öp, alnından öp. Niye? Terleme, terleme tamam mı? Yok ya, hava serin zaten. Ha, tamam, bunun hepsini de ye. Tamam. Günaydın. Günaydın. Hava alıyor musun? Yok canım, sağ ol. Yenge. Yok. El açmasın ya. Yemem. Kolay gelsin.
Ay hayırlı işler babası. Babasının kız. Seni seviyorum. Ben de. Sultan ablacığım bakar mısın bir? Bizim Rize'de komşumuzun bir gelini vardı. Ama tabii o senin gibi değil, o dipdiri bir gelindi. Kayınvalidesine torun veremedi. Bir anda çat diye boşandılar. Aa, aklıma geldi. Hadi baylar sana. Oğlum Sultan bana ben hamileyim dedi. Ben çıldırırım ya. Fıttırım asansörü yerim yani. İnşallah o da olacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık o korkusunu biraz attı biliyor musun? Aynı şey olacak değil mi? Ya zaten şimdi Gizem de hamile ya. Bu süreci birlikte geçirecekler. O korkular tamamen gidecek. İnşallah. Sabahdan beri 3 özel derse gittim. Şimdi de keyifli kar kürüyorum. Ha iyi. Ay şey diyeceğim. Şimdi ben biliyorsun hamileyim 4 haftalık. Evet. Gizem de öğrendiğimde 4 haftalıktı. Yani şu an tam 8 haftalık. Harika. Demek ki bizim ikimizin arasında 4 hafta yani 1 ay var hesaplamalarıma göre. Benim önce doğurmam için kız bebeğimin olması lazım. Sonuçta kızlar malum erken geliyor. Herkesin bildiği gibi. Eğer Gizem'in ikisi de erkek bebişse o da geç gelir. Yani ben ondan önce doğurabilirim. İkiniz de zamanla doğru. Abla, ben ilk gelinim. İlk torunu da ben vereceğim. Annemlerin evi de benim olacak. Yani benim hayatım koskocaman evde otururken ben ezdik gibi 2+1'de oturmam. Haksızmayın. Şimdi doğal olarak ben erken doğuruyorum. Her türlü ilk torunu ben veririm. Değil mi? Sen ne zaman doğurmuştun? Benim oğlum normal günde doğdu. Ay bir an. Tamam ben o zaman gideyim. Git.
yolculuğunda her bebek avantajlı bir başlangıç yapmayı hak eder. 1000K like için Can Sevdi kliniğini seçin. Can Sevdi. Çünkü hayat değerlidir. Hanımefendi, gerçekten beklemenize gerek yok. Ay ben şansımı deneyeyim ya, çok hayranım. Hani konuşmaz. Randevusuz zaten hasta kabul etmiyoruz. Çok uzaktan geldim ya. Yıkıcı olmuyum ben. Yıkıcı olmuyor. Tamam, ben bekliyorum. Başka. Merhaba. Ben 9 haftalık gebeyim de. Randevu almak istedim ama yer yok dediler. Evet, ben dedim. Ben bir doktor beyle konuşsam, çünkü beni görünce muhakkak almak ister. Doktor bey tipe göre hasta kabul etmiyor hanımefendi. Programı yoğun. Doğum performansı var. Daha Dubai'ye doğum turnesine gidecek. Tamam. Ama o zaman ben bekleyeyim. Bayılacağım artık yani. Her yaptığımı taklit ediyorsun. Seni taklit edeceğim ben be. Zaten ben kendim hayranıyım adamı. Hiç yer yokmuş. Seni mi alacaklar? Seni kesin almazlar da. Bana mı alacak? Dedim durma benim. Bana canım sıkma. Öyle. Kardeş misiniz? Evet. Ablam olur. Aa yok, 2-3 yaş var aramızda. Ben daha ufak duruyorum. Ne yapıyorsun? Sosyal medyada bu ilgi çeker. Evet. Çabuk gelin o zaman bakayım. Evet, gördüm. Gördüm. Çabuk. Dokundum. Ya çok tatlı. Evet, bakalım neredeymiş? İşte buradaymış. Kalbini de dinleyelim. Yalnız bunların arası var. Var. Yok. Azıcık ha. Gel bakalım seni de dinleyelim. Geleyim. Arayı kapatır yani çok büyük. Kızlar, Insta'ya bol bol fotoğraf koyuyorsunuz. Hashtag kız kardeşler beraber doğuruyor. Can Sevdi'de. İri bebek geliyor. Can Sevdi'de. Can Sevdi'de. Can Sevdi'de. Allah Allah. Fatih. He? 2 milimlik çocuğum var ya. Aynen abi. Bende de 10 milimlik var. Aynı bana benziyor. Lan nereden sana benziyor la? 10 milim çocuk. Abi böyle dik tutuyorum aynı benim gibi ince uzun ya. Yan tut bakayım kime benziyor? Amcaya benziyordur o zaman. Sana benziyor. Ne adamsın. Ya Sultanım. Allah Allah. Sultanım sen bugün beni niye beklemedin ama? İstedim. Adam çok popüler, hiç yer yok. Kız kardeşi de diye aldı. Kız kardeş sayılırsınız zaten. Hayır tabii ki yani. Tabii. Ama hani tam yani şaka dersin yani. Tabii ki baktığında bir hale ama öyle değil. Falan değil. Ama ben de orada olmak isterdim çünkü neden? Ama Selim doktor neydi biliyor musun? Bu bebek dedi ne kadar iri dedi, kocaman bir şey bu dedi. Ha. Şimdiden de arayı kapatmış bu dedi. Maşallah. Yok yok bir dakika, maşallah. Ne zaman dedi? Ben çünkü onu hiç duymadım da. Sen duymadın. Ha. Ben dedim, doktor bey dedim, ana uzun, baba uzun. Bir saniye, uzun. Bir dakika. Fatih, ha canım. Bizimkine ne dedi? Bizimki çok hareketli olacakmış ve gördü ve dedi ki, bu çok zeki bir çocuk olacak dedi. Ne diyorsun ya sen? Aynı zamanda oradayken tekme attı. Ne diyorsun ya sen? Ne tekmesi? Yumruk. Tekme yumruk mu atıyor ya? Eşş olsun. Tekme nasıl tekme atmış ya? Allah. Anne duydun mu bak tekme falan atıyormuş ha. Atmışlardır vallahi. Ama anne bir de doktor demesin mi? Kız dedi sen dedi galiba ilk torunu vereceğim bu aileye dedi. Yok şaka lan torunla normal, normal. İster misin biri kız biri oğlan olsun? İsterim de isterim çeşit olur. Ha, severim. Ay. Anne babam bir şey diyor. Ha ne ne? Sağlıklı olsunlar da. Sağlıklı olsunlar da diyor bak. Dedi zaten. Güzel. Şu odaya bayılıyorum. Çok huzurlu ya. Baksana şuraya. Aman bu evde çok boş oda var. Burada bebekleri büyütürsünüz. Evet, harika olur. Yani ben sağlıklı kucağıma alayım da başka hiçbir şey istemem anne. İnşallah. Ay anne, Selim'i görmen lazım. Nasıl fena, nasıl duygusal bu ara. Ben de geçen gün bir rüya gördüm.
Tabii biliyorsun hamilelerin rüyası çıkar. Soldan içeri giriyorum anne. Selim tek başına bir koltukta oturuyor. Hayırdır sen kitap okumazdın diyorum. E kitap okumaz o. Bir anda ayağa kalkıyor. Bir anda eline kitabı fırlatıyor. Ben ay diyorum. Üstünde de böyle bu Arapların giriş yer var ya. Onun gibi bir şey var. Böyle huşu içinde uçarak bana doğru geliyor. Böyle içi içine sığmıyor. Dans etmeye falan başlıyor. Böyle yaklaşıyor. Senin ne yapıyorsun diyorum. Bir anda beni görüyor. Bir bakıyorum aynı sen. Zaten ben hep sana benzerim ya. Aşağı iniyor. Bana doğru yaklaşıyor ve diyor ki. Benim bebek gibi güzel karım. Bana bebek geliyor ha. Sonra diyor ki. Yeni bebek. Yeni gibi bir şey. Deyip koşa koşa evden çıkıyor. Ev mi? İşte ev mi diyor, ev mi diyor. Bana ev gibi geldi. Hani böyle yeni ev. Yani diye bağırıp çıktı gibi geldi bana. Hayırdır inşallah ya. Hayırdır. Anne. Fatih de o kadar fena ki. Bak ben geçen gün gündüz bir rüya gördüm. Artık Fatih bana söyleyemediklerini mi söyledi rüyamda bilmiyorum. Böyle mutfaktaymış. Misler gibi bir kek yapmışım. Ama nasıl güzel bir kek. Sonra bir bakıyorum Fatih koridordan bana doğru geliyor. Üstünde de böyle parlak bir ceket var. Yani o kadar parlak değil de böyle kumaşı saten gibi. Saçları da nasıl uzun. Böyle artık sıkıntı mı demek, ne demekse beni görünce çok mutlu oluyor. Hani neredeyse zil takıp oynayacak. Sonra bir anda duvara yumruk atıyor. Başını duvara yaslıyor, dönüyor. Ben diyor, böyle mutlu bir eş, baba olmak için ne yaptım diyor. Seni diyor, memleketinden alıp keşmekeşe getirdim. Ve sen bu aileye ilk torunu veriyorsun. Farkında mısın diyor. Sen her şeyin en iyisini, en büyüğünü hak ediyorsun deyip titreye titreye ağlamaya başlıyor. Yok artık. Çünkü ben onu baba yapıyorum ya. Bence çok mutlu ve belli edemiyor. Ama tabii yani böyle güzel, mutlu, sevgi dolu bir aileye ilk torunu vermek az buz bir şey değildi. Ay ne belli ilk seni doğuracağın. Çünkü ilk ben hamile kaldım. Fark etmez. Ben de hemen sonra gebe kaldım. Fark etmez. İlk ben de tuttum. Benim de hemen sonra rahmime nur düştü. Hiç fark etmez. İlk benim yumurtam pişti. Ay ne güzel bıçır bıçır konuşuyorlar. Siz çok güzel anne olacaksınız. Siz. Ay böyle koynumuzu onu koyuvereceğim. Böyle mis gibi kokusu gelecek burnumuzu. Thank you.
gel. Gel Selim gel. Ne oldu? Ha? Çok garip bir şey oldu bugün. Bebekle ilgili bir şey yok. Hayır bir şey değil, öyle bir şey değil. Ya ben böyle oturuyordum. Evet. Bir anda bir ilham geldi. Ben bu ilhamla ne yapacağımı bilemedim. Şiir yazmaya başladım. Şiir mi? Versene şu defteri. Deftere mi yazdın bile? Evet. Bak dinle. Dinliyorum. Allah Allah. Benimle senin. Seninle benim. Benim senden sanki Selim. Seninle bebeğim, ben senle birim. Seninki ben de, bil ki senin. 2019 Yeşilköy, Sultan. İnanılmaz. Bu hayatımda duydum en duygusal şiirlerden biri olabilir. Biliyorum. Bakarım benim ya. Okuyayım abi. Şu şeyi okusana senden. Benim, duygusal yeri. O duygusal bir yeri var. Tamam. Benimle senin, seninle benim. Benim senden sanki Selim. Düşünsene. Belki 1,5-2 yaşlarındayken sana doğru koşacak. Böyle gelecek, elini omuzuna koyacak. Gözlerinin içine bakarak. Baba, sen benim kahramanımsın. Bunu biliyorsun değil mi? Diye bir şiir okuyacaksan. Şimdi kötü oldum ha. Bana gerçekten öyle şiir mi okuyacaksan benim kahramanımsın falan diye. Annesi şair. Ya. Selim'cim gelir misin buraya? Abartma. Selim'cim gelir misin buraya? Selim. Hayda. Benim efem dondurmamı istemiş ya. Ne oldu güzel? Ay, bir şey Fatih. Aşkım ne oldu? Niye ağlıyorsun ya? Çok duygusal bir video izledim de. Ondan. Bak şimdi. Konuştuk bunları seninle. İzleme dedim böyle videolar. Sen gebesin ya. Etkileniyorsun. Ne yaptın? Dayanamadın. Gittin yine doğum videosu izledin. Hayır ya. Robot yapmışlar Japonya'da. İşte mesela böyle kalkıyor, yürüyor, zorlanıyor, düşüyor. Yazık ya. Robot. Neyini anlamadın Fatih? Robot. Anlıyorum ya robot. Hayır işte böyle kalkıyor, düşüyor, takılıyor. Sonra o düştüğü yerden bakıp gülümsüyor bir de. Ya. Hay Allah ya. Bilmiyorum bana. Çok dokunlu yani. Kime dokunmaz? Hayır şimdi düşünsene. Bizim minik Efe'miz de ilk adımlarını atarken düşecek. Bak şimdi. Tabii. Sonra açacak kollarını sana doğru. Baba lakı. Baba lakı diyecek. Oh. Düşmene müsaade eder mi? Aç bakalım videoyu. Çok beni mahvetti. Bu video beni... Mahvetti. Düşüyor, gülüyor bak. Gülümsemezdi. Ay bu beni mahvetti Fatih. Ay. Dondurma verir mi? Ne o? Al benim canım. Fatih ben bundan istemedim ki. Kakama karışıktı. Alayım gelin ben arada. İstemiyorum artık. En sevmediğimi almış gelmiş ya. Abi. Abi çiçekler ben artık seni göremiyorum ha. Ya Sultan'ın dekorasyon olayları oğlum ne yapacaksın? Sizin bu gazetelik ne oldu güzel olmuş ha. Sorma içerideki mobilyayla doydu acayip içimize sindi. İyi bari. Biz de şimdi perdenin püskülleri pek uymuyor değiştireceğiz galiba Fatih. Hmm. Ne renkti? Ya böyle şey mor kırmızısı gibiydi. Mürdüm. Mürdüm mürdüm. Boğar o biraz. Değil mi? Hmm. Şey diyoruz yavru ağzı yapalım. Yavru ağzı süper olur ha. Ha şifon yerde beyaz ya. Patlatır onu da. Patlatır. Aynen patlatır. Abi perde ne kadar önemli bir şeymiş. Oğlum yani. Asıl tül. Nasıl bir tamamlayıcı o? Sen bir de ona bir işlemini rustik yaptır da bak o zaman gör. Gold. Net gold. Abi ben hiç iyi değilim ya. Bak şu an bir halı saha maçı falan. Yalvarıyorum sana bağıra çağıra şöyle. Ya oğlum hay ağzın değil yani. Gerçekten biz bu adamlar değiliz Fatih bize ne oluyor ya? Ya halı saha maçından da çağırmıyorlar artık. Gitmiyoruz ya. Ah be. Sıkılıyorum ya. Dur, ben dur ya dur. Benim aklıma başka bir şey geldi.
Günaydın. İşte dediğim gibi patlıcanla nikotin olduğu için öyle karnıyarık, şakşuka gibi yemekler evde pişmeyecek. Günaydın hayatım. Günaydın. Babamız Fatih. Ha şey diyorum, ebe mülakatı yapıyorum da doğumda ve doğumdan sonra bizimle 3 ay kalacak arkadaşlarla birazcık sohbet. Hiç haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Ya gerçekten. Neyse ben müsaade isteyeyim. Tamam, görüşürüz babası. Güle güle. Ne kadar çok ebe. İçerideki kişi. Bir sırada bekliyoruz evladım. Benim aynı anda 400 bakma deneyimim var. Nasıl yetişiyorsunuz hepsine? 4 bakıcıydık biz. Doğumda bu olmasa çok iyi olur dediğiniz şey nedir? Ay çok bağırıyorlar çığlık çığlığa. Doğru işte. Çok gereksiz bir şey değil mi? Hepimiz doğurduk. Çocuk sever misiniz? Hayır, hiç sevmem. Ne güzel. Neden? Almıyor, içim almıyor. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Benim nereçli? Bir Türk'e direkt korun cil alacağı. Tavun cil huvuk tasırsın, dalat uçluğda. Oğlu neyim ki cire dirsinesi hoş. Öttür çünkü on tı çöntü sahil sirli. Anladım. Türkçe biliyor musunuz? Teşekkürler. Ben teşekkürler. Daha önce çocuk baktınız mı peki? Ablamın oğlunu baktım. Abimin oğlunu baktım. Dayımın kızını baktım. Görümcemin kızını baktım. Elkimin oğluna baktım. Komşumun yeğenine baktım. Baya çocuk baktım ama sevmiyorum çocuk bakmaktan, sıkıldım yani. Kendinizden bahseder misiniz siz de? Gerekli bütün bilgileri forma yazdım. Okursunuz hanımefendi. Ben doğurttururum. Doğurtturduğuma da bakarım. Ben herkesi doğurttururum. Verin elime 5 bebek, hepsine birden bakıyorum. Ya. Ama sen müsaitsen sana bir şey soracağım. Çok müsait. Tamam süper. Şimdi Melahat Lila doğunca fotoğraf çektireceğiz biz. Hani bu yeni doğan fotoğrafları var ya. Hatta dur bir tane şey, favorim var, onu göstereceğim. Bak. Çok etkiliyor beni. Şimdi ben diyorum ki bir tane sepet hayal edin. Etik mi? İçine Mela loş koymuşuz. Uyuyor böyle. Yanına böyle sıra sıra gerçek tavuk yumurtaları. Sıcak. Böyle aralarına şey serpiştireceğim ben. Böyle saman kalıntıları var ya. Biraz maliyetli olacak ama değer yani. Tam ortaya, ay burası sürpriz, gerçek uysal bir tavuk. Yani Melahat Liloş yeni doğan bir civcivmiş. Suçturun beni. Geliyor ya, ilham geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Olay olacak Insta'da. Olay. Nasıl? Etkilendi. İnanılmaz bir şey ya. Hormonlar. Zekam tavan. Hah, Selim geldi. Abla, şeye gidiyoruz. Bu Liloş'un sağlığıyla ilgili çok önemli bir kurs. Her duyarlı anne baba gibi. İlla havuz kenarında olacak bu fotoğraf çekimleri. Ya, bizim hiç üçümüzün prova fotosu olmasın mı babalaka? Eğer bana bir daha babalak dersen Emin önüne gider sahte pasaport yaptırır. Yemin ediyorum yurt dışına kaçarım gemiyle. Ya, bizim kan bulmaksın. Ver bakalım, ver bakalım. Ya Fatih ya. Ben tadını çıkar biraz. İyi fotoğraf çektim. Böyle sakin bir adam olsa şipşak çeksin gidelim ya. Bu mu? Ha bu mu? Hadi. Devam. Yürü Allah aşkına. Yürü Allah'ını seviyorsan bırak kocanı. Ve beyler, kollarını iki yana açıyor. Bir kuş misali. Anneyi ve bebeği kanatlarının altına alıyor. Göreyim. Şahane. Evet böyle ve bu sırada istediğiniz sesi çıkarabilirsiniz. Neden? Sizler istediğiniz tür bir kuşsunuz, istediğiniz sesi çıkarmaya da özgürsünüz. Duyayım sesleri. Hadi, hadi çıkarsana ses. Sultan, ben anlamadım ama. Hayır, kuş sesi çıkar çabuk. Niye ki şimdi? Hoca gelin, hoca gelin, çıkartın. Birazcık konuşmak ister misiniz? Hocam tabii, konuşalım. Sizi anlıyorum. Zor, ürkütücü,
kanatlarının altına almadaki yük. Bunlar sizi korkutuyor mu? Yok, aslında bir korku yok bende ama. Ama yani şimdi bu ses çıkarma işini pek anlayamadım ya. Kutsal olan her şey seslidir. Doğum da kutsal bir şeydir değil mi? Doğum, evet. Hadi açın bakayım şu kolları. Bir şey hissediyor musunuz? Yani bir geldi aslında. Artık o zaman ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Buyurun. Ben bir süzüleyim. Tabii. Devam, devam, evet, şahane. Devam, devam, evet, devam, devam. Ya. Ne yapıyorsun burada? Abi ödümü patlattın ya. Böyle giriş olur mu ya? Aa! Dedektif gibi oturmuş. Ha, kavga ettiniz. Ha? Eve çıkmıyorsun değil mi? Yok abi. Oğlum bak gerek yok. Çok şu an huysuz mu? Abi gözünü seveyim Allah korusun ya. Kavga malga yok. Hesap kitap yapıyorum. Ne hesap kitabı be? Şey ya bu... Hanımların istekleri var ya biraz sıkıştırdı beni de. Evet. Baby shower'ıydı. İşte cinsiyet partisi. Özel hastanede doğum, bakıcı makıcı falan derken bebeşin gelişi beni biraz yoracak herhalde abi. Allah bereketiyle geliyor lafı inşallah doğrudur. Oğlum şimdi hani bir kere yapılıyor ya bu da Fatih. Fazla şey yapmamak lazım. Öyle öyle. Kadınların gönlünü yapacaksın yapabildiğin kadar. Ya abi orası öyle, tamam zaten hayır da denmiyor da. Ama yani her şeyin en pahalısına, en lüksüne gitmek zorunda mıyız onu da bilmiyorum yani. Biraz da bunu sorguluyorum açıkçası. Baba olacağız lan. Aynen. Allah'ım ya. Ay babasının kızısı ya. Minicik kızım mı geliyor ya benim için ya? Benim minicik ayaklayın mı vay? Benim minicik ayaklayın vay. Bak minnak da boydum vay. Ay ben senin boynunu yiyeyim ya. O boynu yiyeyim. O boynu yiyeyim ya. Minnak boyu. Oğlum bu adam hangi katta oturuyor ya? Ha bilmiyorum da adamın kafası yandı bizimle ilgili hiç şeyler düşünmüyor. Ya. Bakar mısın şuna? Çok iyiymiş. Acayip bir kadın ya. Müthiş. Hocam azıcık sohbet edelim, konuşalım mı? Edelim bebeğim. Ne bileyim yani evde bir kişiye daha gerek var mı bilemedim. Ne demeye çalışıyorsun Fatih'ciğim? Aa şükür. Sen bana doğum yapınca pırlanta takacaksın değil mi? Takarım tabii karım. Ay dur. Ay. Şey çünkü ay. Bizime takmış ya kocası. Hamile kalınca. Ay. He. Nereden buldularsa o kadar para. Ay yani ben mi müsriklik yapıyorum onu mu demek istiyorsun? Ya baby shower diyorsun. Otelde diyorsun. Hı-hı. Ne bileyim özel hastanede doğum diyoruz. Suite oda diyorsun. Gelenlere gidenlere işte kekli pastaydı mum ikram edeceğim diyorsun. Hı-hı. Sonra şimdi bir de baby moon diye bir şey çıktı. Ben ne olduğunu bile bilmiyorum. Açtım internetten baktım hamile tatili diyor. Ya canımın sen zaten buradan mutfağa banyoya daha zor gidip geliyorsun. Hı-hı. Ya biraz sakin mi olsak acaba? Ha. Ya ne bileyim. Yani ben değiştim. Wow. Sultan abla çok haklıymış ya. Ne konuda? Boş ver yani. O dedi ki işte kocan sana alamaz zaten öyle şeyler çünkü o kadar parası yok. Baby moon hayalleri kurma falan. Neyse ya boş ver. Yengem mi dedi? Ha. Bir de şey demiş Gizem'e. Ne demiş? Demiş ki kız demiş büyük ev bizim hakkımız demiş. Demiş ilk torunu demiş biz veriyoruz demiş. Abim de demiş nasıl kurnaz yıllardır evli büyük ev ben almayayım diye çocuğu şimdi yaptı diye böyle bir şeyler söylemiş. Büyük ev hangisi? Annemlerin. Fatih mi demiş böyle bir şey? Evet. İşte güya Selim abi demiş ki Fatoş koşa koşa evlendi bu beleş eve geçmek için.
Şimdi de annemin büyük evine geçmek için hemen çocuk yaptı falan. Neler neler. Neyse. Ben mi evin peşindeymişim? Abim mi söylüyor bunları? Evet. Büyük ev bizim diye böyle dans etmiş evde. Roman havaları böyle böyle, böyle yapmış. Oh, oh demiş böyle böyle böyle. Şaka mı yapıyorsun Sultan? Neyse şimdi sen sakın bunları kimseye bir şey söyleme. Bu aramızda kalsın. Hayır, aranızın bozulmasını istemiyorum yani böyle bir şey için. Ay benim kocam istese bana pırlanta ev alamaz mı? Alır. Yani? Nedir yani benim kocam ezik mi? Benim kocam hafif bir koca mı? Boş ver. Boş ver sen. Aranız bozulmasın, boş ver. Mela, Lila, sen, ben minnacık evde yaşar gideriz ne olacak? Sıkma canımı sen. Benim için en iyisi böyle şey. İyi geceler bebeğim. Ayıp yani. İnsan kardeşine. Ekmeğe bölüşüp yeriz ne olacak ya? Yemeğin hazır. Ben bir Hülya abla yeniyorum. Bir de annemler yoldalarmış. Geç geleceklermiş. Başka da bir şey yok. Al. Ha yengem. Abi. Ya Gizem de misafirlikteymiş de. Hani iki dakika vaktin varsa bir muhabbet edelim mi ya? Tamam, tamam Fatih. Ben de sana onu diyecektim zaten. İyi oldu. Tamam koy. Oh. Oh ne yapıyorsun? Gizem de içeride oturuyor. Size çay demleyeyim. Ay hayırdır? Şimdi de ezik gibi kank işlerimi çalıyorsun. Bir kere Hülya abla beni çok seviyor. Ha. Ama zaten buranın havası kaçtı. Ben gidiyorum. Canım. Siz artık üçünüz oturursunuz. Ne üçümüz kim? İşte Hülya abla, sen, Gösturban. Bir şey gerçeğe misin abla otur? Yok Fatih, böyle iyi. Fatih. Ha bak benim evlenme niyetim falan yok da. Ben Gizem'le tanıştım. Çok aşık oldum. Birden evlenmeye karar verdik. Evet. İşte öyle olunca da annem dedi, oğlum dedi bak burada boş ev var dedi. Gidip dedi sağda solda kira mira verme. Gel otur burada dedi. Oğlum ben bunları biliyorum zaten. Bana niye anlatıyorsun Fatih bunları? Hayırdır be? Ne oluyor sana? Ha? Kendi tipini unuttun galiba. Top yutmuş tırtıl. Şaşı tırtıl. Ay canım bir kere ben hiç kilo almadım. Manken gibiyim diye beni kıskanmana gerek yok ki. Kıskanç, kıskanç. Cart gibi kal. Asıl sen söylemişsin. Abim demişsin yıllardır zaten beleş oturuyor demişsin. Şimdi büyük ev mevzusunu duyunca da hemen çocuk yaptı uyanık demişsin. Abi ben böyle bir şey söyler miyim? Gözünü seveyim ya. Ay ezik gibi evde yap şu avarını. Hatta cupcake yerine kısır koyarız abla. Böyle leblebiler falan sonuçta koyarız. Sonuçta ilk ben doğuruyorum. Ev benim. Sen doğdun. Haydi be garson. Hadi. Be garson be. Yürü. Hadi en son taşını koyayım. En son taşını. Hadi be. Hadi be konuşlarım. Yeter be. Ne biçim konuşuyorsunuz siz birbirinize ya? Oyuncak mı bu? El aleme hava atmak için mi yapıyorsunuz siz bu çocuğu? Hülya abla yanlış anladın. Şimdi dayandım dayandım da. Bu hormonal de değil sizinki. Ne evmiş ne bilmem ne. Çocuğum sağlıklı olsun, ona iyi eğitim vereyim. Özgüvenli olsun, mutlu olsun, iyi bir çocuk olsun demek yerine. Ne baby shower'mış, Instagram'mış, takipçiymiş. Yazıklar olsun ikinize de. Ben sizinle uğraşamam. Çekin gidin evimde. Abla. Al evde senin olsun, her şeyde senin olsun. Abi gözünü seveyim, senin olsun abim benim. Sen benim abimsin ya. Biz seninle öyle abi kardeş miyiz ya? Heh, Gizem. Söylesene abime. Hani Sultan abla demiş ya, üst kattaki büyük evi almak için çocuk yaptılar diye. Ben onu... Sultan? Sen öyle bir şey mi söyledin? Hayır, hayır öyle demedim. O bana dedi ki benim de kocam bana pırlanta taktı dedi. Senin kocan sana takmadı dedi. Ben pırlanta falan takmadım. Sen böyle bir şey mi söyledin? Ha? Ama o da bana bizim durumumuz sizden daha iyi. Sen böyle bir şahabın yapamayacaksın. Ya siz abimle bizi birbirimize mi düşüreceksiniz? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya biz burada bir aileyiz.
ben size ağır konuşacağım da hamilesiniz. Ya ben gidiyorum. Abi sen indi ya. Abi. Selin. Fatih. Vallahi yazıklar olsun bizim. Şu düştüğümüz hale bak ya. Sizin bu savaşınız bizi kirletti. Fatih ne oluyor? Abi. 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 Galiba tamam. Dur. Erken ya. Ben seni şimdi hastaneye götüreceğim. Tamam, sakin ol. Oturup bekleyelim. Hayır abla, hayır hayır. Hadi gel abla lütfen. Şimdi hastaneye gideceğiz. Ben şeyi de arayacağım Selim abi, tamam mı? Sakin, nefes al. Bak bir saniye içinde orada. Çok erken. Bir tanem yine. Ben senin yanındayım, tamam mı? Merak etme. Gizem. Efendim? Benim annem beni doğururken ölmüş. Bana bir şey olursa bebek sana emanet, tamam mı? Sultan susar mısın? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sakın kötü düşünmüyoruz, tamam mı? Sen gel, düşünme öyle şeyler. Kötü düşünme. Güzel güzel. Güzel şeyler düşünüyorsun, tamam mı? Bana hiçbir şey olmadın, bana olsun olur mu? Olmayacak Sultan. Hiçbir şey olmayacak kızım. Ama doktor demedi mi ya? Bu iri bebek olacak dedi ya. Dedi değil mi? Demedi, ben de demedim. Evet, doğru. O yüzden sen hiç endişelenme. İkimiz de bebeklerimizi kucağımıza alacağız. Onlar beraber oynayacak, beraber büyüyecek. Ya? Oo abla, aldın ha, büyük evi aldın. Allah Allah. Yerim ben sizi. Ben de bu bebekleri alacağım. Ay kızım, pardon. Bizim mi şimdi? Bizim değil. Annesinin bir tanesi o ya. Annesinin bir tanesi. Ayağına bak. Nasıl yaptık biz bunu ya? Vav gecesi oldu. Evet. Evet. Ya doktor bey. Ya doktor bey. Kimeye de çok kalacak mı? Çok güzel. Allah bağış. Maşallah. Saçları. Merhaba. Merhaba. Nasıl yenildi? İyi iyi, maşallah maşallah. Aynı gün doğursaydınız Instagram'da en az 10.000 takipçi olurdu. Vallahi eli kulağında bakalım ya, bekliyoruz. Bu aralar doğurdu doğurdu, yoksa ben doğuruyorum. Kız amma güldün ha, o kadar da komik bir şaka değildi ya. Fatih bir şey oluyor. Ne oluyor? Suyum geldi. Neyin geldi? Fatih suyum geldi. Suyu geldi, suyu geldi. Doktor, nereye gittin ya? Sen sakin. Sen sakin. Dur, dur, dur. Yakaladım. Aa, şansa bak, başka doğuma geldim. Bana kısmı etmiş. İyi ki geldin. İyi ki seni tutmuşum. En çok beğeni bu fotomuz aldı Ertuş. Evet Ertuş'um. Oho! Ben de buradayım ya, kıskanacağım ama. Artık sıra sende mi yoksa? Hı? Canım yani sonuçta herkes çocuk doğuracak diye bir kanun yok. Yani. İyi misin Ertuş'um sen? İyiyim baba, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ya tamam da Abdullah amca hisselerdeki düşüşü hesaba katacağım. Bitcoin için de aynı şeyi söyledin. Ne oldu? Ben dijital platform hisselerinden yanayım. Sakashi Nakamoto ne dedi? Hexodus en iyi yazılım dedi, öyle değil mi? Ha? Fatih, aferin sana be. Var ya, belli ki sen çok ilgili bir baba olacaksın. Ya canımsın, canımsın. Öğrenmemiz lazım bu işleri. Baksana bizimkiler şirket kuruyormuş. Ne şirketi kız?
Kapı önü dekorasyon ve yaratıcı çocuk odaları. Aa, benim patikleri de koyarsınız dükkana artık. Biz de yemekleri yapacağız. Yemek kursuna başladım. Helal olsun. Gerçekten mi? Kızı çıktı. Bacağım. 4 dakikada 4 rekor. Benim kızım 2 dakikada çıkardı. Doğrudur babacığım. Melahat ablacığım, sen gitmezsin artık Ayvalık'a falan. Vallahi ben hayatta bırakamam torunlarımı. Ha, evi boşaltmayacaksın yani. Benim telefona bakar mısınız ben be? Ben bakayım. Bir dakika. Ah, Yavuz arıyor. Görüntülü mü? Evet. Yavuz mu? Gel anne baba, gel. Anne baba. Hayır. Açıyorum. Açtım. Bak bak bak. Selam herkese. Ya ben dayanamayacağım, geleceğim yeğenlerimi görmeye. Gel. Biz burada ya. Oğlum vallahi evin lan senin burası. Tek gelmiyorum yalnız. Aa. Ben de evleniyorum. Hayırlısı. Yavuz. Evleniyor. Kim bu şanssız? Banyoda. Banyoda. Oğlum banyoda çekmiş kızı. Ayıp lan ayıp. Bak seni ailenle tanıştırayım. Telefonda herkes. Merhaba de. Ay Loza Kırmağı'na hiç konuşamayacağım şimdi. Yavuz verme. Kalk kalk kalk. Kalk boş ver. Kalk. Gel abi. Gel. Loza karılar mı dedi o? Mısı fazla kardeşim. Param pam param 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 pam pam param 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 pam pam param param. Böyle senin gibi değil, güzel bir kızdı. Böyle kötü geçti bana yüzüm. Aa hocam, öyle yapılacak biliyorum ben. İki. Kestik. Hadi 5 dakika ara verelim. Aşkım senin yüzündeki her organ çok büyük. Baba yengemin pilavı mı, annemin pilavı mı? Sonra Melahat ablanın kahvaltıya çağırdığını hatırladım. Ayıp olmasın diye alma pastası. Ya hocam çok sağ ol. Sonuna gelmişti ya. Ya hocam ne kadar iyi. Dikkat et seni de be. Yaklaşma, yaklaşma diye. Niye gülüyorsunuz oğlum? Siz çekin yapıyorsunuz ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Masanın etrafında dönüyordun. Şuursuzca bana bakıp selam çakıyordun. Sana doğru koşacak. Böyle gelecek, elini omzuna koyacak. Gözlerinin içine bakarak. Baba, sen benim kahramanımsın. Bunu biliyorsun değil mi? Diye bir şey okuyacak. Kimin kocası bu? Bu benim kocam, evimin direği, kalbimin sahibi.
canımın ta içi. Bu benim kocam. Ay kocam.